Muhalefet devlet de bir hareket ediyor. Bir bütün gibi, bir parti gibidir. Bunun dışında o ondan habersiz, o ondan habersiz, kimse hareket ettiği yok. Bizim gördüğümüz de bu zaten. Hangi vatandaş ikisinin birbirinden ayrı hareket ettiğini gördü? Ben şahsen görmedim. Ha görenler de varsa bir zahmet bize de anlatsınlar. O konuda aslında çok fazla şey söylenecek var da söylemek istemiyorum. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Yani bir insanın yatak odasına karışılmaz kardeşim. Karışılmaz. İnsan 3 çocukla yapar, 4 çocukla yapar, 5 çocukla yapar. Bunu Cumhurbaşkanı ilgilendirmez. Ki bu devirde çocuk bakmak, büyütmek çok zor. Nasıl büyüyecek yani bu çocuklar? Şimdi size şöyle söyleyeyim mi? Bu başa kim gelirse gelsin yönetemeyeceği çok açık ve net belli. Yani bu adam yönetiyor ama yani bir şekilde yönetmeye çalışıyor ama bazı şeyleri yanlış yapıyor. Nasıl yanlış yapıyor? Kardeşim Suriyelileri buraya, yabancı ülkeleri buraya niye doldurdunuz? Buranın nüfusu zaten almış başını gidiyor. Yani kusura, yani öyle bir devire geldik ki artık gerçekten bütün her hak Suriyelileri tanılıyor. Biz burada kendi ülkemizde mülteci olduk. Bu konuda gerçekten çok şikayetçiyim. Yani burada insanların karılarına, kızlarına takılıyorlar ya. MHP eskiden burada CHP'lilerle, öbür partilerle beraber yan yana durup AKP'lilere karşı tavır alıyorduk. Bu meydanda izliyorduk. Son seçimde ne yaptı? Bundan önceki bir seçimde buradan çadırı söktü, onların yanına gitti. Artık oradan buraya bakıyor. Önce buradan oraya bakıyordu, şimdi karşıdan buraya bakıyor. Onun için artık gerçeğini burada gördükten sonra onların televizyondaki konuşmasına intibak etmemek lazım. MHP muhalefet yapmıyor. Muhalefet yapmadığı gibi ülkeyi de mafyalaştırma yolunda bir kapı araladı. Şu anda ülkeyi tamamen, yani tamamı da olmasa bazı kurumları mafyaya teslim etmiş gibi. Ve buna yol açtı. MHP milli görüş adı altında, yani milliyetçi adı altında pardon, milliyetçi adı altında ülkeyi sahiplenmeye çalışıyor ama ülkeyi farkında olmadan hırsızlara, kapkaççılara, uyuşturucu tacirlerine satıyor. Onlara peşkeş ediyor. Satıyor demeyelim, peşkeş ediyor. Yani MHP'nin burada tutumu milliyetçi bir kimlik göstermiyor yani. İktidara yanaşıyor. MHP'nin görevi kendi partisine olur. Bence Millet İttifakı'na geçmeli diyorum ben. Hayır, buna kimse inanmıyor. Sadece görüntü oluyor. Hiçbir muhalefetlik yaptığı da ortada olmadığını bütün vatandaş da biliyor. Ve MHP'nin içinden çok çekilenler kan kaybı oldu. Bu neden oldu? Bu yüzden oldu. Hani birbirlerine bu kadar hakaretli laflar, sözler edilirken, o duruş varken o duruş neden birden yok oldu? Neden yok oldu? Şimdi konuşulanı içeri mi atacaklar? Ben şimdi konuştum, olanları, görünenleri, doğruyu konuştum. Beni varsın içeri atsınlar. Benim mezarım da hazır. Tamam mı? Mezarım da hazır benim. Bana yapılanlar, 30 senedir mahkeme mağduruyum ben. Tamam, müteahhitler mağduruyum. Bunların yaptığı, kimler bu müteahhitlere çalışıldığı, kimlerin bu müteahhitlerle işbirliği yaptığı, neden onlara dokunulmadığı, mahkemelerde de adamları var. Bunları herkes, vatandaş biliyor, bizzat ben şahit. Düne kadar Devlet Bahçeli şu lafı ediyordu. Ver Bilal'i, al Hilal'i diyordu. Doğru muyum? Doğruyu. Bu lafı ediyordu. Sonra derin güçler Devlet Bahçeli dediler ki git bununla koalisyon yap dediler. Yalan mı? Gerçek. Onun arkasındaki derin güçler demek ki konuşturmaya başladılar onu. Herhalde taraf değiştirdiler, bunu düşünüyorum. Ne yapsın ki? Ne yapsın ki? Zaten beraberler. Ne muhalefet yapsın ki? Muhalefet partisini görüyoruz. Adam dış devletine uğraştığı yetmiyor. Bir de içine uğraşıyor. Allah onun anasına babasına rahmet olsun ki öyle bir lider getirmiş başımıza. Kimseden korkumuz yoktur. Aynen devam ediyoruz. Yolumuza devam edeceğiz.